Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders öğülerinin 3.sünde sayfa 66 ve 67'deyiz. Kar zarar problemlerinin son testi. 8 tane mükemmel soru var arkadaşlar. Hazırsanız hemen birinci sorumuzu okumaya başlayalım. Ticaret yapan Suat Bey, Adana'dan 50 dönümlük karpuz tarlasındaki ürünleri toptan alıp İstanbul'da kilo ile satmıştır. Suat Bey tarladaki ürünlerin dönümü 6.000 TL'den almıştır diyor. Ürünleri dönümü 6.000 TL'den almış arkadaşlar. Tamam. Satışla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Tarlanın dönümünde ortalama 9 ton karpuz yetişmiştir diyor. Anlaştık. Bak şimdi şöyle sırayla gidecek olursak arkadaşlar. Bak dönümü 6000 TL'den almamış mı? Tamam. Şimdi kaç dönüm var? 50 dönüm. O zaman ne olacak arkadaşlar? 50 çarpı 6000 olacak. Değil mi? 5 ile 6'yı çarparsam 30. Sonra 1, 2, 3, 4 tane de 0 var arkadaşlar. Ne oldu? 300 bin TL oldu değil mi? Şöyle 300 bin TL oldu arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bu tip soruları şöyle takip et, yaparsan daha takip etmesi daha kolay olur. Mesela maliyeti takip et. Bir de işte satışı takip et arkadaşlar. Biz kar ya da zararı buna göre şey yapacağız. Tamam mı? Bu şekilde baktığın zaman takip etmesi biraz daha kolay olur. Şimdi tarlanın dönümünde ortalama 9 ton karpuz yetişmiştir diyor ya. Dönümünde ortalama 9 ton. Kaç dönüm var? 50 dönüm. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuş olacak? 9 çarpı 50'den 450 ton karpuz olacak. Bak birimleri yaz böyle bir şekilde. Tamam. Karpuzlar 15 ton kapasiteli kamyonlarla İstanbul'a gönderilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar 15 ton. Bir tanesi 15 ton götürüyor. Bizim 450 tonumuz var. Dolayısıyla arkadaşlar kaç tane kamyon lazım bize? 450 bölü 15'ten 30 kamyon lazım. Bak 30 yazıp bırakma. 30 kamyon de. Tamam mı? 30 kamyon lazım. Anlaştık. Bir kamyonun Adana'dan İstanbul'a gidiş maliyeti 2000 lira. Bir kamyonun. Bizim 30 tane kamyonumuz var. Dolayısıyla bizim maliyetimiz ne olacak? 30 çarpı 2000 olmuş olacak. 3 ile 2'yi çarparım 6. Yanında da 4 tane 0. Dolayısıyla 60.000. Bu bizim maliyetimiz değil mi arkadaşlar yine? O zaman şuraya maliyet kısmına eklemem lazım. Değil mi? 60.000. Bizim maliyetimiz toplamda ne oldu şu anda? 360 bin TL olmuş oldu. Anlaştık. Şunları da hallettik. Suat Bey İstanbul'da karpuzların kilosunu 1 TL'den sattığına göre Suat Bey yüzde kaç kar elde etmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde ton olarak var ya kilograma çevirmem lazım. Öyle değil mi? Bizim elimizde ne kadar karpuz var? 450 ton var. 450 ton var. Değil mi? Peki ben bunu kilograma çevirirken 1 ton 1000 kilo ya. Dolayısıyla ne yapmam lazım? 3 tane 0 atmam lazım arkadaşlar. Tamam. 1 TL'den satacak çarpı 1. Bu kadar karpuzum var. 1 TL'den satarsam ne olacak? Elime geçen para 450 bin TL olmuş olacak. Bu da satış değil mi? 450 bin TL. 1 TL'den sattım artık. Kar mı soruyor? Kar yüzdesini soruyor arkadaşlar. Bakın 360 bine mal etti. 450 bin liraya sattı. Yani 360 binde ne kadar kar var? 90 bin TL kar var. Bize yüzdeyi soruyor. Yüzde acaba kaç? Bunu bulalım. Şimdi arkadaşlar sıfırları götürelim. Sıfırları götürelim. Şöyle. İki tane sıfır götürdüm. İki tane sıfır götürdüm. Bunun kaç katı arkadaşlar? 18 katı mı? Pardon 18 diyorum. 25 katı mı? 25 katı. Değil mi? O zaman birinde 25 katı, birinde 25 katı ne olacak? 25 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla %25 kar elde etmiş oluyor. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Bunların hepsi yıldızlık. 2'ye bakalım şimdi. Yaz döneminde ailesiyle beraber tatil planlayan Emin ve Haldun farklı zamanlarda internetten yapmış oldukları rezervasyon görüntüleri aşağıda verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi bakın giriş ne? 19'unda girilmiş, 23'ünde çıkmış. Yani 4 günlük bir tatil söz konusu. 3 kişi var. Burada da 19'unda girilmiş, 24'ünde çıkılmış. 2 kişi. Tamam. Emin şekil 1'deki verileri. Demek ki bu Emin'miş arkadaşlar. Haldun da şekil 2. Şurası da Haldun'muş demek ki. Tamam. Şunu hallettik.
Emin rezervasyonu Şubat ayında, Haldun Nisan ayında yapmıştır. Emin, bakın Şubat diyelim şöyle. Bak notları alıyorsun okurken. Tamam mı? Sürekli okumanın önüne geçeceksin böyle. Haldun da Nisan ayında arkadaşlar. Tamam. Şunu da aldık. Haldun Emin'den 90 TL fazla ödeme yapmıştır. Bak şimdi birime dikkat et. Birim ne? 90 TL arkadaşlar. Paraya geçiş yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar bak, Şubat ayı nereye denk geliyor? Şubat tam şuraya denk gelir, değil mi? O zaman Emin nereden? Buradan yararlanacak arkadaşlar. Tamam. Ne kadar? Fiyatı %40 indirimli. Biz normal şartlar altında biz indirimsiz fiyat, yüzdeli ifade geçtiği için indirimsiz fiyat ne olsun? 100x olsun. 100x olsun. Şimdi bunlar %40 indirimli olacak ya. O zaman ne olacak? 60x'ten yararlanacak, değil mi? 100x değil de 60x ödeyecekler arkadaşlar. Kaç gün var? 4 gün kalmışlar bunlar. 4 gün. Dolayısıyla 4 gün boyunca bu kadar olacak. Ama ben şu anda kişi başını buldum. Burada toplamda 3 kişi var. Dolayısıyla benim bir de bunu 3 ile çarpmam lazım. 24, 720x TL ödemiş olurlar. Tamam. Kim için bu? Emin için. Şimdi Haldun için de bulalım. Haldun için de bulalım. Arkadaşlar bu da Haldun nerede? Nisan ayı. Nisan ayı bak şurada değil mi? %25 indirimli. %25 indirimli olacaksa ne kadar ödeyecek arkadaşlar? 75x ödeyecek. Peki kaç gün var? 19, 24, 5 gün var. 5 gün boyunca. Ben kişi başı olarak bu şekilde hesapladım. Burada kaç kişi var? 2 kişi var. Dolayısıyla 2 ile de ne yaptık? Çarptık. Buradan da arkadaşlar 750x TL ödemiş oldu. Bizden ne diyordu? Haldun Emin'den 90 TL fazla ödeme yapmıştır. Bak Haldun 750x ödedi. Emin 720x. Kaç TL fazla ödedi? 30x. Fazlalık 30x. Buradaki fazlalık da 90 TL. O zaman 30x ile 90 birbirine eşit olacak. Her tarafı 30'a bölersem x'i 3 olarak bulmuş olur. Benden ne istiyor? Bu otelin bir odasının günlük kişi başı indirimsiz fiyatı. İndirimsiz fiyatına biz 100x dedik ya arkadaşlar. Dolayısıyla x yerine de 3 yazacak olursam 100 çarpı 3'ten 300 TL olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Hepsi yıldızlık bunlar. 3'e bakalım şimdi. Sabit hata yapan bir elektronik tartının iki farklı durumdaki görseli aşağıda verilmiştir. Sabit hata yani hep belli bir miktar hep fazlalık tartıyor ya da eksik tartıyor arkadaşlar. Tamam. Sabit hata değişmiyor yani. Bu tartı ile 4 kilogram domates tartıldığında şekil 1'deki durum, 7 kilo domates tartıldığında ise şekil 2'deki durum olmaktadır. Bak şimdi 4 kilo ama buradaki sabit hataya bak, virgülden sonraki kısım A, burada da virgülden sonraki kısım A. Demek ki A gramlık bir hata yapılmış arkadaşlar. Fazlalık var yani. Değil mi? Tamam. Şimdi 4 kilogram domates tartılıyor ama domatesin kilogramını ben biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. Değil mi? Bilmiyorum. Şimdi o zaman domatesin kilogramı x TL olsun. Değil mi? Domates ne olsun arkadaşlar? Fiyatı. Kilogramı. X TL. Anlaştık. Sabit hatada ne diyelim? Bak iki durumda da arkadaşlar virgülden sonra A gramlık bir şey var ya. Tamam hadi biz ona da Y diyelim arkadaşlar. Sabit hata Y gram olsun. Anlaştık. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, daha doğrusu şunu demek istiyorum. Hani burada sabit hata A gram olarak A, ama ben şimdi şurada fiyata geçeceğim ya arkadaşlar. Fiyata geçerken de bu A gramlık hatadan dolayı ödeyeceğim fazla miktarda YTL olsun. Onu demek istiyorum. Şimdi ilk durumda arkadaşlar 4 kilogram domates aldığında kilosu X, o zaman 4 kilo alırsa 4X TL ödeyecek. Hatadan dolayı da ödeyeceğim miktar YTL. Dolayısıyla toplamda görünen ne arkadaşlar? 21 TL. Şimdi şekil 2'ye bakalım. 7 kilogram domates aldığında kilogramı x'ti. 7 kilogram alırsa 7x. Sabit hatadan dolayı arkadaşlar YTL'de fazla ödemiş olacak. Dolayısıyla ödediği toplam miktar da burada 36 TL olmuş olacak. Yukarıdaki denklemi eksiyle çarpacak olursam, bak y'nin katsayıları aynı çünkü. Burası eksi 4 olacak. Şurası artı eksiye dönecek. Ve burası da eksi olacak. Ve taraf tarafa topluyorum şimdi. 7x'ten 4x çıkarsa 3x. Artı y ile eksi y birbirini götürdü. 36'dan 21 çıkarsa da 15. Her tarafı 3'e bölecek olursam x'i 5 olarak bulmuş olurum. Herhangi birini de yerine yazalım arkadaşlar. Şunu da yerine yazalım ve y'yi bulalım. 7 çarpı 5 artı y eşittir 36. X yerine 5 yazdım sadece. 7 kere 5 35. Diğer tarafa gönderirsem y'yi
1 olarak bulmuş olur. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? Buna göre tartıda 1 kilogram gösterildiğinde müşterinin gerçek ödemesi gereken fiyattan yüzde kaç fazla para öder diyor. Şimdi bak, 1 kilogram diyor ya, 1 kilogram 1000 gram değil mi arkadaşlar? 1000 gram ne olacak? Normalde 5 TL ödeyecekti. Öyle değil mi? Normalde sadece domatesler ödeyecek, yani x'i ödeyecek. Peki buradaki şu 1 TL acaba kaç grama denk geliyor? Onu bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın, bunun neyi? 5'te 1'i. 1000'in de 5'te 1'i ne olacak? 200. Demek ki arkadaşlar yapılan hata 200 gram. 200 gram. Şu hata değil mi arkadaşlar? Bu TL olarak 1 TL, gram olarak da 200 gram. O zaman arkadaşlar bakın, burada ne kadarlık bir fark var? 800 gram bir fark var. Değil mi? Yani 1000 gramda 200 gram. Ya da şöyle diyelim. Şimdi 1000 gram için, bak 1000 gram için 5 TL ödemedi mi? Fakat gerçekte ödemesi gereken aslında kaç gram? Bak 200 gramlık bir hata var ya. 200 gramlık bir hata var. Dolayısıyla 800 gram ödemeliydi. Bu hatadan dolayı bu 1000 gram ödemiş yani. Tamam? 200 gram fazlalık var yani. Bak burada A'nın fazlalık olduğunu söyledik ya, virgülden sonraki kısmı. Fazlalık var. Tamam. Normalde 800 gramlık parası ödemesi lazımdı. Bakın bunun kaçta kaçı? 200'de 1. Değil mi? Ya da şöyle düşün. Şöyle düşün pratik olarak. Şuradan 2 tane 0 götürelim. Buradan da 2 tane 0 götürelim. 10'un yarısı 5. 8'in yarısı da ne olacak? 4 TL. Normalde 4 TL ödemesi gerekirken 5 TL ödedi arkadaşlar. Ne kadarlık bir fazlalık ödedi? Bak 4 TL'de 1 TL fazla. Bizde yüzde kaç fazla diyor? Yüzde kaç fazla? Bakın bunun 25 katı, birinde 25 katı 25 olacak. Yüzde 25 fazla ödemiş olacak arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız A şık. Bak süper olmuş. 4'e bakalım şimdi. Bir mağazada aşağıdaki kampanyalar yapılmaktadır diyor. Her ürüne %40 indirim. Aynı üründen ikinciyi alına, ürünlerden birine %25 daha indirim. Kasada 350 TL'yi geçene ekstra 60 TL indirim. Gamze bu mağazadan aynı pantolondan 3 tane alıp kasaya geldiğinde 60 TL ekstra indirim için 53 TL'lik daha alışveriş yapması gerektiğini söylüyor. Demek ki 350'ye ulaşamamış arkadaşlar 3 tane üründen. Şöyle yapalım. 3 tane ürün almış ya. Tamam. 1, şöyle 2, şu da 3 olsun. Tamam. Şimdi ne yaptık? Her ürüne arkadaşlar şu kampanyadan yararlandık. Normal şartlar altında 100x diyelim ki normal fiyat, indirimsiz fiyat yani. Normal fiyat 100x olsun. Şimdi her üründen %40 indirimle yararlanacağım için aldığım ilk üründen zaten ne olacak arkadaşlar? 60x'e almış olacağım. Değil mi? Bundan yararlandık. Şimdi zaten aynı üründen 3 tane, aynı pantolondan 3 tane alacak. Dolayısıyla aynı üründen ikinciyi almış oluyoruz zaten. Şimdi ikinciyi alana ürünlerden birine sadece birine %25 daha indirim yapacağız. Şimdi bu 60x değil miydi? Buna %25 indirim daha yaparsam ne olacak arkadaşlar? Bakın 25'e bölerim 1, 25'e bölerim 4. 60'ı da 4'e bölersem 15. Yani 15x daha indirim olacak. 60x'den 15x daha indirim ne olacak arkadaşlar? 45x olmuş olacak. Tamam. Üçüncü için az önce de söyledik ya arkadaşlar. Şuradaki indirimden faydalanabiliyor mu? Faydalanamıyor. Niye? Çünkü 53 TL'lik daha ödeme yapması gerekiyor. Demek ki 350 TL'den 53 lira daha az yaptığı ödeme 3 pantolon için. Tamam. O yüzden buna ne olacak? 3. pantolon için yine indirim yok. İndirim yok derken şu indirimden yararlanıyor sadece yani. 60x. Arkadaşlar bunların üçünün toplamı ne olmuş? Bak 350'den 53 TL daha az olmuş. Değil mi? Az olmasaydı zaten şuradan da yararlanırdı. Bak şuradan da yararlanırdı. Niye yararlanamadı? 53 TL daha ödemesi gerekiyor ya. Demek ki daha 350 lirayı bulmamış arkadaşlar. Ne kadar bulmamış? 53 TL ödemesi gerektiğinden dolayı 53 TL daha bulmamış. O yüzden ne yaptık? 350'den 53'ü çıkardık. Bunları toplayacak olursam 12 165x. 165x eşittir. 350'den 53'ü çıkartırsam 297. Bak 11'e bölünüyor bunlar. 11'e bölünürse 15. 11'e bölünürse 27. Ya hocam nereden biliyorsunuz 11'e bölündü? Bak şu baştakilerle sondakileri ayırıyordum. İkisinin 5'te 1'in toplamı
ortaya yazıyordum ya, 6 var mı var. Demek ki 11'e bölünüyor. Burada da aynı muhabbet var. 2 ile 7'nin toplamı 9. Ortadaki terimi veriyor mu? Veriyor. Demek ki 11'e bölünebiliyor. Bir daha 3'e bölünüyor. 5, 3'e bölünüyor. 9. X buradan ne olacak arkadaşlar? 9 bölü 5 olacak. Her tarafı 5'e böldüm. Anlaştık. Şimdi tekrar dönüp aynı pantolondan bir tane daha alıyor diyor. Tamam. Buna göre Gamze bu alışveriş sonunda kaç TL para ödemiştir? Bulalım. Şimdi en son bir tane daha pantolon alıyor ya. Evet. O zaman arkadaşlar şu ikinci alana bir %25 indirim daha muhabbeti olmuyor muydu? Tamam. O zaman arkadaşlar şu 60x'in hani %25'ini aldığımız zaman 15x indirim oluyordu ya. Demek ki dördüncü üründe ne alacak? Bak, birinci ürünü 60x aldı. İkinci ürünü 45x aldı. Üçüncü üründe yararlanamamıştı. Dördüncü üründe ne yaptı? Hem şundan yararlanacak hem de şundan yararlanacak arkadaşlar. Artı ne olacak? 45x olacak. Değil mi? Önce şundan yararlandık. Ne oldu? 45x oldu. Sonra ne yapacağım? Buradan da yararlandıracağım ve 60 TL eksik ödeyeceğim. Bunları topladığım zaman 60 ile 60 toplarım 120, 45 ile 45 toplarım 90, 120 ile 90'ı toplarsam 210x eksi 60. Ben x'i de 9 bölü 5 olarak buldum zaten. 210 çarpı 9 bölü 5 eksi 60. 210 ile 5'i sadeleştirirsem 42. 42 ile 9'u çarparsam arkadaşlar ne olacak? 42 ile 9'u çarparsam 18, 36, 37. 378'den de 60 çıkartırsam 318 TL'lik bir ödeme yapmış arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız bakın B şık. Hı? Güzel değil mi? Hepsi güzel. 5'e bakalım şimdi. Doğal ürünlerin satıldığı bir iş yerinin sahibi Polen Hanım iş yerinde kilosunu 10 TL'den aldığı üzümün yarısını kurutup diğer yarısını pekmez yapıp satmaktadır diyor. Bak şimdi şöyle baktığımız zaman yüzde ifadesi geçiyor ya arkadaşlar. O zaman biz ne diyelim? Üzüm 100x olsun diyelim ya. 100x olsun. Bunun yarısını ne yapmış? Yarısını kuru üzüm değil mi? Üzümü kurutmuş arkadaşlar. Şöyle diyelim, kuru üzüm diyelim. Diğer yarısını da pekmez yapmış ya. Tamam. Yani yarısı dediğimiz ne? 50x. Öbür yarısı yine 50x olmuş oluyor. Şimdi benim elimde 100x üzüm var ya. Ben bunun kilosunu 10 TL'den sattım. O zaman maliyetim ne olacak arkadaşlar? 100x çarpı 10 olmaz mı? Değil mi? 100x ürün var. 10 TL maliyeti. Kilosu 10 kilo. 10 TL. Dolayısıyla benim maliyetim 1000x TL olur. Anlaştık. Tamam. Üzüm kuruduğunda ağırlığının %60'ını kaybediyor. Şimdi arkadaşlar kuruduğunda 50x, yani normalde 50x yok mu? Var. %60'ını kaybedecek olursa bunun %60'ı ne yapar? Bu şekilde. Bak bunları sadeleştirdiğim zaman 50 ile 100'ü 2. 60'ı da 2'ye böldüğüm zaman 30. Yani 30x kaybedecek. 30x kaybedecekse 50x'ti ya. 30x'ini kaybetti. Ne kadar kaldı? 20x kaldı. 20x kilo üzüm kaldı. Değil mi? 20x kilo üzüm kaldı. 5 kilo üzümden de 1 kilo pekmez elde ediliyor. Şimdi o zaman arkadaşlar 50x üzüm vardı ya. Bunun 5'te 1'inden pekmez elde edilecekse demek ki 10x kilo pekmez olacak. Değil mi? Buradan 10x pekmez çıkacak. 10x kilo pekmez çıkacak. Anlaştık. Şimdi kuru üzümün yarım kilosu 32 TL'den. Şimdi kuru üzüm şundan bahsediyoruz. Yani elimizde %60'ını kaybedince bu oldu ya. Yarım kilosu 32 TL ise 1 kilosu 64 TL olmaz mı? Değil mi? O zaman bunu ne yapmam lazım? 64 ile çarpmam lazım. Anlaştık. Pekmezin kilosunu da pekmezde elimizde 10x kalmıştı. 40 TL'den satarsa ne olacak? 10x ile 40'ı çarparsam 400x. 400x TL. Polen Hanım bu satışlardan elde ettiği toplam karı yüzde kaçtır diyor. Şimdi bunları çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar? 64 1280x mi oluyor? Değil mi? Evet. Burada da 400x var. Bunu topladığım zaman ne olacak? 1680x olacak. Benim maliyetim neydi? 1000x. Satışlardan arkadaşlar 400x yani 1680x elde ettim. Dolayısıyla buradaki karımız ne? 1000x'te 680x kar. Yüzdesini istiyor. Yüzde acaba kaç?
Bakın arkadaşlar. Şu onda biri değil mi? Heh? Onda biri. Bunun da onda biri ne olacak arkadaşlar? 68 olur. %68 kar gelmiş olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Bak şuradaki x'lere takılma ha. X'ler ikisinde de olduğu için birbirini götürür ya. Anlaştık mı? Bizim için önemli olan oran. Yüzde oranı. Süper. 6'ya bakalım şimdi. Bir kafede satılan latte ve espresso kahve çeşitlerine ait kampanyanın görseli verilmiştir diyor. Tamam. Toplam 47 öğrencinin olduğu bir gruptaki öğrencilerin bir kısmı latte kahve alarak kampanyadan faydalanırken diğerleri espresso kahve alarak kampanyadan faydalanmıştır. Şimdi arkadaşlar şu menüden kaç tane olsun? X tane olsun. Şu menüden de ne olsun? Y tane olsun. Bak ben şunu 47 öğrencinin diyor ya buradaki birim ne arkadaşlar? Adet yani değil mi? 47 sayı yani. Tamam. Buradaki sayı. Şimdi buradan x tane alındıysa ne olacak arkadaşlar? Bakın. X tane menü var. 4 tane alınacak. Değil mi? O zaman öğrenci sayısı ne olur? 4x olur. 4x olur. Bundan da arkadaşlar y tane menü var. 3 tane alacaksın. 3 tane alacaksın. Dolayısıyla ne olacak? 3y öğrenci olmuş olur. Toplam öğrenci sayısı 47 değil mi? Evet. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Latte kahve alan grubun ödediği toplam ücret. Yani şimdi arkadaşlar bakın ücret diyor ya artık biz paraya geçiş yapacağız burada. Tamam. Nasıl geçiş yapacağız? Bak 4 tane almışız ama 3 tane ödemişiz. 3 tane ödemişiz. Bir tanesinin fiyatı 12, 3 tane ödenecekse 36. Değil mi? X tane menü alınmıştı. Dolayısıyla 36x TL ödenmiş olur. Buna bakalım. 3 tane aldık, 2 tane ödedik. Değil mi? Bir tanesinin fiyatı 16 TL. 2 tane ödeneceği için 32 TL. Y tane menü var böyle. Ne olacak? Ödenecek fiyat 32y TL olmuş olacak arkadaşlar. Latte kahve alan grubun ödediği fiyat şu değil mi? Tamam. Espresso kahve alan grubun ödediği ücretten yani şundan 128 TL fazlaymış. Şimdi hepsi 4'e bölündüğü için arkadaşlar ne yapalım? 4'e bölelim. 4'e bölersem 9x. Şunu 4'e bölersem 8y. Şunu da 4'e bölersem ne olacak? 32. Anlaştık. Bak bunu bu tarafa alalım. 9x eksi 8y eşittir 32 gelmiş olacak. Yukarıda bir tane daha denklemim var. Ne o? 4x artı 3y eşittir 47. Peki ben ne istiyorum şimdi? Öğrencilerin kaçı latte kahve almıştır? Öğrencilerin kaçı? Şimdi arkadaşlar x tane menü vardı ya. 4 öğrenci bu şekilde almış olacak. Değil mi? Dolayısıyla öğrenci sayısı buradan ne olmuş olacak? 4x olmuş olacak arkadaşlar. Benden 4x oluyor. X'i bulmam lazım haliyle. X'i bulmak için de y'leri yok edelim. Bakın y'nin katsayısı 8, bununki 3. 8'de 3 kaç eşlenir? 24 ile. Dolayısıyla bunu 3 ile çarpmam lazım. Bunu da 8 ile çarpacağım. İşaretler zaten zıt işaretli. Oraya dokunmuyorum. Şimdi dolayısıyla buradan ne olacak? 3 kere 9x'ten 27x. 3 kere eksi 8'den eksi 24y. 3 kere 32'den 96 geldi. Bunu da 8 ile çarpalım. 8 kere 4x 32x. 8 kere 3y 24y. Düzeltelim şöyle. 24y. 8 ile 47'yi çarparsam ne olacak? 56, 32, 37. 376 oldu. Şimdi taraf tarafa toplayacak olursam bak y'ler birbirine götürecek. 27x ile 32x'i toplayacak olursam şöyle yazayım. 59x eşittir. Bunları da toplayacak olursam 300, 476, 472. Kaç o arkadaşlar? Her tarafı 59'a bölecek olursam x herhalde buradan 8 gelecek. Öğrencilerin kaçı? Ben 4x arıyordum. Dolayısıyla 4 çarpı 8'den 32 tane öğrenci almış arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız. Bak 32 yazıyoruz. Gidip 24'ü işaretliyoruz. Cevabımız D şık. Buna da bir yıldız atalım. 7'ye bakalım hemen. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyenin satış yaptığı 3 ürünün KDV'li satış fiyatları ve KDV oranları verilmiştir. Bakın ürün adları burada, kar oranları burada, KDV'li satış fiyatları da burada. Bir okul kırtasiye yardımı alarak devlet tarafından gönderilen bir miktar paranın tamamıyla 100 top fotokopi kağıdı unutmadan yazalım hemen. Bakın bundan 100 tane alınıyormuş. 200 adet klasör. Şundan 200 tane alınıyormuş. 500 adet de tükenmez kalem. Bundan da 500 tane alınıyormuş arkadaşlar. Tamam. KDV'si satış fiyatı üzerinden almıştır. Bu kırtasiyecin okul için kestiği faturanın KDV miktarı kısmında 1560 TL yazdığına göre. Ha, bak burada KDV miktarı.
O zaman biz ne yapacağız? KDV miktarlarını bulacağız. Şimdi önce KDV'siz satış fiyatı üzerinden almıştır. Şimdi fotokopi kağıdının KDV'siz satış fiyatını bilmiyorum. Ne olsun? A olsun. %8 kar olacaksa arkadaşlar, o zaman ne olacak? 108 bölü 100 olmuş olacak. Tamam? Çünkü maliyeti 100 bölü 100 olmuş olsa, %8 kar olacaksa 108 olmuş olacak. KDV'li satış fiyatından ne olacak arkadaşlar? 64,8 olmuş olacak. Sadeleştirmeleri yapalım. 4 ile sadeleştirirsem 27, 4 ile sadeleştirirsem 25. 9'a bölersem 3, 9'a bölersem 7,2. 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 2,4. Buradan da işler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar, A eşittir 2,4 ile de 25 çarparsam ne gelecek? 60 TL gelecek. Ben şimdi burada KDV'li kısmın miktarı bulacağım ya. KDV'siz 60, KDV'li 64,8. O zaman ne kadar bir KDV var? 4,8 TL ne var? KDV var arkadaşlar. Tamam, 4,8 TL. Şimdi klasörün KDV'siz satış fiyatını bilmiyorum. Onu da B diyelim arkadaşlar. %18 kar oranıyla satacaksa 118 bölü 100 olacak. Eşittir. Bunu bilmiyorum ya. Bak, KDV'li satış fiyatı da neymiş? X'miş. Buradan bak, ben A'yı buldum. Benzer şekilde B'yi bulalım. İşler dışlar çarpımı yaparsam 100x bölü 118 olmuş olacak. Bak, ben şimdi şuradaki KDV'yi nasıl buldum arkadaşlar? 64,8'den bulduğum A değerini çıkardım. Değil mi? Dolayısıyla buradan da x'ten neyi çıkarmam lazım? Bak, x'ten neyi çıkarmam lazım? Bulduğum bu B değerini çıkarmam lazım. X'ten bu B değerini, yani 118 100x bölü, şöyle düzeltelim, 100x bölü 118'i çıkardığım zaman burada payda işleme yaparsam 118 ile x'i çarparım, 118, 100 çıkartırsam 18x bölü 118 gelmiş olur. Değil mi? Bakın 18x bölü 118 ne olacak arkadaşlar? KDV fiyatı. Anlaştık. C'ye bakalım. C'de %18 karla 118 bölü 100'e satarım. Eşittir. Bakın, KDV'li satışı 2,36. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam, bak, %2,36'yı çarparsam ne olacak? İşler dışlar çarpımı yapınca iki tane sıfır var ya, buradaki iki tane virgülü götürecek. Değil mi? Dolayısıyla çarptığım takdirde burası 236 olacak. 118'e de 236'yı sadeleştirdiğim takdirde C değerini buradan 2 olarak bulurum arkadaşlar. Peki buradaki KDV miktarı ne? 2,36'dan 2'yi çıkardığım zaman 0,36 TL ne olacak arkadaşlar? KDV olmuş olacak. Tabi bunlar benim bulduğum bir ürün için arkadaşlar. Bir ürün için. Tabi bir ürün almayacak ki. Mesela fotokopiden 100 tane alacak. O zaman arkadaşlar, bakın, burada KDV'li fiyat neydi? 4,8'di. Ne yapacağım? 4,8'de 100'ü çarpacağım. 100 tane alıyor. Klasörden 200 tane alacak arkadaşlar. Klasörden bir tanesi için 18x bölü 118 TL ödeyecektim. Çarpı 200 tane alacağı için 200 ile çarptık. Artı tükenmez kalem için arkadaşlar, bakın, bir tanesi için 0,36 TL öderim. Ama bundan 500 tane alacak arkadaşlar. Toplamda hepsini ben şu anda KDV'li fiyatlarını bulmuş oldum. Toplam KDV neymiş? 1560 TL'ymiş. 4,8 ile 100'ü çarparsam, bak, bir tane sıfırı virgülden kurtarmak için kullanırım. Dolayısıyla 48 olur. Burası 48 olur. Tamam. 48'de de onu çarpacak olursam şurası 480 olacak. Artı şuraya bir dokunmayayım arkadaşlar. 18x bölü 118. Sayılar biraz çirkin olduğu için. Artı şimdi burada iki tane sıfır bunu virgülden kurtarır. Dolayısıyla 36 olur. 36 ile de 5 çarparsam 180 olacak. Eşittir 1560. 480 ile 180'i topladığım takdirde 660 mı olacak? Evet. 660 artı 18x bölü 118 çarpı 200. Eşittir 1560. Bunu diğer tarafa atarsam, 1560'dan 660 çıkartırsam 900 gelecek. Yani 18x bölü 118 çarpı 200 eşittir 900 gelmiş oldu. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın, 2 tane 0 gitti, 2 tane 0 gitti. 9'a bölersem 2, 9'a bölersem 1. 2 ile 2'yi çarparım 4. 4x bölü 118 eşittir 1 oldu. İşler dışlar çarpımı yaparsam 4x'i 118 olarak bulurum. 2 ile sadeleştiririm 2, 2 ile sadeleştiririm 59. Her tarafı da 2'ye bölersem x'i
59 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Bayağı çetrefilliymiş yani soru. Tamam. Devletin bu okula göndermiş olduğu para kaç TL'dir? Yani biz KDV'siz kısımlarını bulacağız arkadaşlar. KDV'siz kısımlarını bulacağız. Bak şurayı biraz temizleyeceğim. Şurayı biraz temizleyeceğim. Evet. Şimdi KDV'siz fiyatlarını arkadaşlar bulacağız ya. Tamam. Şimdi A değerini bak şu 60 TL KDV'siz değil mi? Evet. Bir tane alsa 60 TL. Şimdi bundan 100 tane alacak. Dolayısıyla ne olacak? Bu kadar ödeme yapacak. Değil mi? Fotokopi kağıdı için bahsediyorum. Artı şimdi diğeri için ne yapacağız arkadaşlar? Neydi? B değerini buradan bak B değeri şuydu değil mi? B değeri şuydu. Şu KDV'li KDV kısmıydı. Şimdi o zaman B'yi bulacak olursam arkadaşlar B şimdi 100x dedik ya. X'i 59 bölü 2 bulmadık mı? Bir de bölü ne var? 118 var. Buradan sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? 100 ile 2'yi sadeleştirdim. 50 oldu. Birincisini aynen yazıyorum. Yani 50 çarpı 59. Paydada da ne oldu? 118 oldu. Sadeleştirdiğim takdirde 2, 50'yi de 2'ye bölersem 25 oldu. Tamam. Bu 25 çarpı, yani bu 25 dediğim ne aslında? B'nin, yani şu klasörün KDV'siz fiyat. Bundan kaç tane alacaktı? 200 tane. Çarpı 200 dedim. Artı tükenmez kalemin KDV'siz fiyatı neydi arkadaşlar? 2 idi değil mi? 2. 2 TL'ydi. Çarpı 500'e de çarptım. Ne oldu? Bu olmuş oldu arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bununla bunu çarptığın zaman 6000 mi geliyor? Artı 25 ile 2'yi çarparsam 50 5 2 0 da burada 50'nin yanına 2 tane 0 koyarsam 5000 oluyor. Artı 2 ile de 500'ü çarparsam 1000 olacak arkadaşlar. 6000, 5000 daha 11000, 1000 daha 12000 TL demek ki ne yapmış arkadaşlar? Devlet göndermiş. Anlaştık mı? 12000 nerede? C şıkkında. Valla mükemmel olmuş ya. Hı? Buna 3 yıldız atalım. Yaptıysan süper yaptın yani. Daha 4 oldu. Evet. Geldik 8. ve son sorumuza. Yılda 100 araç üretim kapasitesine sahip bir araç fabrikasının sahibi olan Kerem Bey, fabrikada üretilen araçları ilk yıl maliyet fiyatı üzerine %10 kar payı koyarak satışa sunmaktadır. Şimdi 100 tane, bak yüzde geçiyor ya arkadaşlar. Fiyat 100 geçiyor. O zaman biz ne diyelim? Bir tanesinin maliyeti, bak bir tanesinin maliyeti, maliyet diyelim şöyle. Şöyle parantez içinde bir tanesinin maliyeti ne olsun arkadaşlar? 100x olsun. Şimdi bir tane bir yılda 100 araç kapasitesine sahip, değil mi? Üretme kapasitesine sahip. Dolayısıyla 100 araç için ödeyeceğimiz miktar ne olacak? 100x ile 100 çarpmak olacak, değil mi? Ne oldu arkadaşlar? Bu kadar x olmuş oldu. 10.000 x olmuş oldu. Anlaştık. Şimdi bu ilk yıl tabi. İlk yıl. Birinci yıl. Tamam. Ne diyor? Bu fabrikada üretilen araçları ilk yıl maliyet fiyatı üzerine %10 kar payı koyarak satışa sunmaktadır. Bu da değil arkadaşlar. %10 kar payı koyarak satışa sunuyorlar. O zaman buradaki karımız ne olacak? Karımız ne olacak arkadaşlar? Şunu %10 ile çarpacak olursam iki tane şöyle şundan bir tane sıfır gitti. Şuradan da bir tane sıfır giderse 1000x ne olacak? Kar. Bak bunları tane tane yazman gerekiyor. Anlaştık. İlk yılın sonunda araç parçalarına yapılan zam ile birlikte bir aracın maliyet fiyatının %60 oranında arttığını hesaplayan Kerem Bey, şimdi normalde maliyete 100x demedik mi? %60 artacaksa demek ki o zaman ne olacak arkadaşlar? Yeni maliyet %160x olacak. Fabrikanın araç üretim kapasitesini %25 oranında artırmış. Kapasitemiz zaten 100'dü. O zaman %25 oranında artıracaksam o zaman 125 araç olmuş olacak. Demek ki bir aracın maliyeti, 125 aracın maliyeti bu kadar olmuş olacak. 160x çarpı 125 olmalı. Ve fabrikada üretilen araçların maliyet fiyatı üzerine %x oranında kar payı koyarak, hadi kar payını da koyalım, %x'i koyalım, satışa sunmuştur. Tamam.
Kerem Bey'in ilk 2 yıl kazandığı kar miktarları aynı olduğuna göre. He, bak buradaki kar miktarımız neydi? 1000x. O zaman bu da ne olacak? 1000x'e eşit olmuş olacak arkadaşlar. Hatta x demeyelim ya. Şuraya x dersek yukarıdakilerle karışır. Buna ne diyelim? K diyelim o zaman. Şuralara K diyelim. Şuraya da ne diyelim? K diyelim. Anlaştık. Şimdi o zaman buradan ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya da tabii K demiş olacağız. K'lar bak birbirine götürmüş oldu. Tamam. Sıfırları sadeleştirelim. Bak sadeleştirmeleri yapalım burada. Bir tane sıfır gitti. Evet. Bak 5'e bölersem 2, 5'e bölersem 25. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 8. Şimdi 25 ile de 8'i çarpacak olursam arkadaşlar ne olacak? 200x eşittir 1000 oldu arkadaşlar. 2 tane sıfır gitti. Her tarafı 2'ye bölersem x'i de buradan 5 olarak bulmuş olur. Benden de zaten x değeri isteniyordu. Doğru cevabımız 5. Hepsi birbirinden güzel. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.